ana haber bülteninde. Şimdi bir konuğumuz olacak. Aspor yorumcusu Reha Kapsal'la birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi programlar. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Şimdi tabii transferleri soracağım, Arda Güler'i soracağım ama az önce de özeti izledik. Trabzonspor Ayaksport maçının özetini. Bir Trabzonspor'la başlamak istiyorum. Slovenya kampı hazırlık maçları oynayacaklar. Ayaksport'a mağlup oldular. Nasıl geldi gözünüze Bordo Mavili ekip? Yani bir şey söylemek için belki erken ama nasıl yorumlarsınız? Tabii siz çok güzel ifade ettiniz. Bir şeyler söylemek için tabii ki erken. Çünkü sezon başı yüklemeler oluyor sizin de bildiğiniz gibi. Bu yüklemeler arasında yapılan antrenmanlardan bir şekilde feragat edilmiyor. Yine o neyse o tempo ağır antrenmanlar arasında siz hazırlık maçlarında oynuyorsunuz. Tabii ki Trabzonspor takımında eksikler var mı? Var. Şimdi hazırlık maçları hep söylediğim bir şey var Melike Hanım. Hazırlık maçları taraftar için değildir. Hazırlık maçları teknik adam içindir. Kendi takımını güçlü yönlerini daha güçlendirmek için, zayıf yönlerini de daha iyi noktaya çekmek içindir. Bunun bir kere altını çizmek gerekir. Oyun anlamında baktığımızda tabii şuradan başlayalım. Hem Orsic hem de Fernandes tabii ki iki tane yeni transfer. Gözler özellikle onların üzerindeydi. Tabii ki ilk maç onların da adaptasyon sorunu net bir şekilde ortaya çıktı. İleriki maçlarda ve de Trabzonspor'u tam kadro oynadığı zaman o zaman değerlendirmek daha doğru olur. Onu da söylemek gerekir. Bununla beraber özellikle Trabzonspor'un tabii şunu söyleyeyim ben. Bielitsa ilk basın toplantısında sezon açılımında 4-3 formasyonuyla oynayacağız dedi. Evet olabilir. Bir teknik adam öyle bir formasyon sahaya kendi takımı olarak hazırlayıp çıkartabilir. Ama şunu unutmamak gerekir. Yani oyuncu profilleri ona göre alınıyor. Ona göre çalışma, taktiksel. Ama hep söylediğim bir şey var. Yani oyunu oynayacaksa saha içinde bu oyunculara ilke ve prensipleri yani bunun konu başlıkları, maddeler halinde doğru bir şekilde çalışılması gerekir. Bunun üzerine biz yürümemiz gerekir. Mesela basın toplantısında bunu söylediğinde Trabzon yaptığı basın toplantısında ben gazeteci arkadaşlar hepsi mutlaka kendi alanlarında bilgiler, çok iyi niyetler. Şunu sormasını isterdim az önce söylediğim cümleyi. Yani hocam savunma ve hücumda bu takım prensipleri ne? Yani top rakipteyken bu takım nasıl oynar? Yani oradaki pres anlayışı ne? Topu kazanamadığında tekrar nasıl bir pozisyon alacak? Top ayındayken geçişte ne yapacak? Aynı zamanda set hücumunda ne yapacak? Buradaki ilke ve prensipleri, konu başlıkları, özellikle metodolojiyi tekniksel olarak, taktik olarak doğru bir şekilde mesela nasıl oturacaksınız? Fikriniz bununla ilgili ne? Nasıl bir felsefe oluşturacaksınız? Bunun mesela sorulması gerekirdi. Bu maçta mesela bunu gözlemlediğimde bu anlamda ne pres yapmak, ne takım savunması top rakipteyken veya top ayağındayken hücum eden çok böyle doğru şablonlar üzerine geçiş veya set hücumları yapan bir Trabzonspor görmedim. Ha, tamam sezon başıdır doğru. Hak vermek gerekir. Tabii ki 2-3 tane top direkten döndü. Bunu da değerlendirmek gerekir pozitif olarak. Ama şunu da söylemek gerekir. Trabzonspor mesela gençler dedi, beğendim dedi. Takımın ciddi eksikleri var. Genç mesela savunmada Fernandes hariç Hüseyin 4-5 yıldır burada Trabzonspor'da oynuyor. Serkan 3-4 sezon oynuyor. Arif yeni oynuyor. Üçünün de pozisyon hatası var. Bir kere ucuba giderler, Arif yapar. Direkten dönen topu gol olurdu. Bunlar ayrı şey. Ama savunmacı olarak pozisyon almasını bilmiyor. Yani bir futbolda bir matematiği varsa aritmetik siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir de geometrisi var. Mesela Arif ilk pozisyonda topun akışına göre pozisyon alamadı. Doğru hamle yapamadı. Gol yedi Trabzonspor. İkincisi de Hüseyin doğru pozisyon alamadı. Topun geometrisini hesap edemedi. Adım frekansı doğru değil. Sol ayağın içiyle geldiği yere uzaklaştıracağını ters ayağıyla kendi kalesine gol yedi. Yani oyuncuların bu gelişimi olması gerekir. Serkan öyle savunmada çok dağınık. Yani bunlar çok iyi niyetli oyuncu. Trabzonspor altyapısından o kendi akademiden çıkan bakıyorum düzgün çocuklarda. Ama maalesef yani bireysel antrenmanlarla bunu Bielitsa geliştirmesi gerekir. Orta sahada Doğucan, Emirhan hiç hatlar arasına top sokmuyor. Çok enine yatağı oynuyor. Çok tempo ritmi yok. Doğucan zaten defansif oyuncu. Evet Trabzonspor Ligi o ikiliyle başlamaz savunmanın önünde. Ama dediğim gibi Bielitsa'nın da bu oyunculara evet oynadı, iyi oynadığı yerine evet bunlar hazırlık maçları. Az önce zaten ben
bu konuyu açtığınız en başında söyledim. Evet, göreceğini görecek değiliz ama özellikle bu gençlerin 4-5 yıldır gelen ciddi sıkıntıları var. Top, adam, alan, pozisyon alma. Yani bunlar tesadüf değil. Biz bunu böyle devam ederse 2 sene sonra Allah sağlık versin tekrar Melike Hanım bir program yaptığımızda tekrar konuşacağız. Bunun için Bielitsa'nın bunlara dikkat etmesi gerekir ve Trabzonspor eksiklerini bir an önce tamamlaması gerekir. Mesela Osic, Maxi Gomez, Vişka oynadı. Ömür geride oynadı. Ömür evet gayretliydi birazcık. Yani dördü de mesela çok aşırı üretkenlik de göstermediler. Tabii ki dediğim gibi bu tempo, ağır yüklemeler, bunun arasında maçlar ama biraz daha oyunun prensipleri üzerine Bielitsa'nın oturtması gerekir. Çünkü niye en son söyleyeceğim şu. Çünkü Trabzonspor şimdi baktığımızda hem bütçe bu sene daralıyor, daha ekonomik olarak daha geçtiğimiz sezona göre daha dar bütçeyle bir kadro yer alacak. Bielitsa da bunun için geldi. Geçmişte böyle bir referansı var. Avusturya'da, Hırvatistan'da daha düşük profilli oyunculardan yüksek maksimum verim alarak farklı işler, olumlu işler yaptı. Trabzonspor'un daha takım oyuna ihtiyacı var. Güçlü takım oyuna ama birlikte hareket etmesi gerekir Trabzonspor'un. Böyle takım savunması veya aynı şekilde Kopenhagen'e hücum etmede sıkıntılarını bu özellikle hazırlık devresinde çözmesi gerekir. Çünkü diğer bunun rakibi 3 büyük takımın yani daha fazla maliyetli, daha yıldız oyuncuları sağ içine fark yaratacak kaliteli ayakları var. O zaman 4. büyük olarak Trabzonspor'un bu farkı sağ içinde oyun gücüyle, birlikte oynayarak, birlikte hareket ederek, yani takım senkronizasyonu daha iyi olması gerekir. Daha böyle bir oyun felsefesini net bir şekilde konuşmamız gerekir. Ya Trabzonspor çok hücum yapamayabilir ama rakibe az pozisyon veren daha dengeli bir oyun, daha böyle kontrollü değil. Yine öne çıkan ama top rakipteyken ne yaptığını bilen, az önce de söyledim bütün roller belirlenmiş bir Trabzonspor ligde diğer rakiplerini şampiyonluğa oynayan yapar. Şimdi hocam buradan Galatasaray'a geçmek istiyorum. Galatasaray'da Hull City ile bir hazırlık maçı oynadı. Orada takım nasıl gözünüze çarptı? Bir de onu değerlendirelim isterseniz. Torreira'nın sakatlığı var. Bundan sonrası için o da Galatasaray'ın resmi maçına da ilk resmi maçına da az bir süre kaldı. Bir problem yaratır mı? Transferde biraz daha Icardi'ye göre ilerliyorlar. O yüzden sürat yok, yavaş gidiyor transfer biraz daha Galatasaray'da. Nasıl buldunuz takımı? Tabii bir kere yani çok rahat 3-1'den sonra 4-1'i 5-1'i de yakalayabilirdi. Okan Hoca ondan sonra oyuncu değişiklikleri yaptı. Fazla genç oyuncu oynadı. Yani yeni Galatasaray futbolu yenilebilir. Hazırlık maçı az önce nasıl söyledim sen Bielitsa için hep de söylüyorum. Okan Hoca da mutlaka kendi özellikle bazı oyuncularla ilgili, gençlerle ilgili eksiklerini veya iyi yönlerini tahlil ettiğini düşünüyorum. Geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdi Okan Hoca. Ama şuna ben eksikleri bile gelmeden önemli bir şey var. Okan Hoca ile ilgili onu söyleyeyim. Biraz rahat olması gerekmeli ki. Yani maçtan sonra ben onu gergin gördüm biraz. Ne gibi? Yani 4-3'ü bu üstte yenilebilir Galatasaray.